Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde kalıp menüsünden kapı komutunu tanıtacağım. Bu komut yolluk girişi olarak da tanımlanıyor. Görünüm komutuna geliyorum. Plakalarımı gizliyorum. Kombine gelip erkek plakamı gizledim. Gördüğünüz gibi kapı komutuna geliyorum. Gördüğünüz gibi yolluğumu bana göstermiş oluyor. Komutuma geldim. İzometrik bir bakış oluşturuyorum. Benden ekleme noktasını istedi. Ben buradan herhangi bir noktayı belirliyorum. Yine yönümü belirlememi istiyor. Yönümü belirliyorum. Gördüğünüz gibi yönümü belirleyerek işlem gerçekleştirebiliyorum. Burada değerlerini, L'sini, uzunluğunu, haşını bir iğne açısını belirleyebiliyorum. Cep oluştur dediğim zaman ise burada delme işlemi yapıyor. Okeylediğim anda işlemi gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi burada delme işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Yine kapı komutuna geliyorum. Bu sefer yine eklenti noktasını belirledim. Yönümü belirliyorum. Ben Pinpoint tek nokta komutunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleştiriyor. Eklenti noktasını buradan sonucu bırak diyorum. Eklenti noktasını buradan belirliyorum gördüğünüz gibi. Dişi ve erkek tarafa diye kabuğumu oluşturabiliyorum. Yine buradan uzunluklarını verip işlem yapabiliyorum. Okeylediğimde gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştirdi. Burada da gördüğünüz gibi boşaltma işlemini yaparak yolluk girişimi oluşturdum. Kapı komutuna geliyorum. Bir diğer seçeneğim ise gördüğünüz gibi eklenti noktasını belirledim. Yönümü yine belirliyorum. Gördüğünüz gibi açılı bir şekilde yolluk girişimi oluşturabiliyorum. Belirlemiş olduğum noktaya açı vererek işlem yapıyor. Diğeri komut ise gördüğünüz gibi tünel. Tünel bir şekilde de yolluk girişimi oluşturabiliyorum. Buradan yönümü herhangi bir yön belirleyerek yine işlem yapıp gerçekleştirebiliyorum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.